İyi günler sevgili YouTube severlerim. Bugün de sizlere elmadan sirke yapımını göstereceğim. Yalnız bu elmadaki sirke yapımında hiçbir şekilde su kullanmadan, şeker kullanmadan, hatta nohut kullanmadan, hatta sirke yaparken birçok şeyler katarlar. Enteresan olan tuz katarlar. Asla kullanılmaz tuz. Ondan sonra ekmekti, bulgurdu, bu tarz şeyler katarak kullanırlar. Şimdi ben size ayrıca bal, pekmez, şeker gibi takviye ürünleriyle de yaparlar. Hiçbir şey kullanmadan, sadece elmayı kullanarak bir çay bardağı sirke ve sirke anası sakladığım sirke arasında kullanarak bu vesileyle de malzemeleri de tanıtmış oluyorum. Görmüş olduğunuz bir kavanoz kullanacağız. Ayrıca de meyve sıkacağı makinesini kullanacağız. Ben vakit almasın diye süre olarak YouTube'da belli bir miktarda çektim. Şurada suyunu alacağız. Bu elmanın posasını da arkadaşlar değerlendireceğim. Posasını da bakın şurada bir miktarını atıyorum. Bu çıkan posayla da su kefir yapacağız. Su kefirini merak ediyorsanız YouTube'umda çekmiştim. Kanalımda orayı açıp izleyebilirsiniz nasıl bir şey olduğunu. Tabii ki ayrıyeten bir tülbent lazım. Ağzı açık olması için bir tane de lastiğe ihtiyacımız var. Arkadaşlar sirke yapmak için. Ben şimdi burada size şöyle söyleyeceğim, sadece bir çekim yapmak için nasıl çekildiğini göstereceğim. Ondan sonra suyunu alıp gerekli malzemelerini katıp bir 4 ay sonra, yaklaşık 4 ay sürecektir, yukarısında bu yüzeyinde sirkenin anasının oluştuğunu göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu kadar dolup dolar mı dolmaz mı bu kadar elma ile bilmiyorum. Onu da görmüş olacağız. Hiçbir şekilde su ilave etmeyeceğiz. Saf elma suyundan saf haliyle sirke olacak. Şekerdi, baldı, pekmezdi, nohuttu, hiçbir şey kullanmayacağız arkadaşlar. Tamamen saf. Sonucunu ben de merak ediyorum ne olacağını. 4 ay sonra videonun devamını çektiğimde onu da görmüş olacağız. Belki ara ara eğer ki köpüklenmeler oluyor, alkolün çıkması için onları da belki çekebilirim. Şimdilik videoya kameramı yerleştireyim ve nasıl çektiğimizi, suyunu çıkarttığını göstermiş olayım arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirim. Bir elimle çekip üstüne bastırıp arkadaşlar su kıvamımız doldu. Bunu buradan çıkartıp yerinden bayağı bir köpüklü gene bir suyumuz var. Elma suyu. Kokusu da harika kokuyor. Bu şekilde kavanozumuzun içerisine aktarıyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Ben çekmeye devam ediyorum. Tabii ki burası tamamen doluydu. O kadardan bu su çıktığına göre büyük ihtimalle biz bunun ağzına kadar dolduracağız herhalde bunu. Asla su kullanmayacağız. Şimdilik ben videomu burada durduruyorum. Vakit almaması açısından elmaları çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Son halini göstereceğim. Evet sevgili YouTube severlerim. Elmalarımızı sıktık ve nasibimizde bu kadar bir su çıkartmak varmış. Şimdi içerisine bir çay bardağı sirkemizi döküyoruz. Ayrıca mayalanması için sirke anasını alıp içerisine atacağız. Tabii ki burada ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar, sirke anamız da gayet kalın bir sirke anamız. Bunu da elma suyumuzun içerisine atıyoruz. Şurada bir tane daha da küçük bir sirke anamız daha vardı.
Onu da yerleştiriyoruz. Ve ağzını tütbentle kapatıp dört ay boyunca bekleyeceğiz. Bakalım sirkemiz nasıl bir sirke olacak, onu da göreceğiz. Böylece sirkemizi, üstüne de bir etiketini yapıştıracağım. Bugünün tarihi itibariyle atmış olacağım. Sonucunu bir 4 ay sonra yüzeydeki sirkeyle birlikte göstermiş olacağım. Saf elma suyundan yapılan sirke. Hiçbir şekilde içerisinde, tekrarlıyorum, nohuttu, bulgurdu, şekerdi, suydu yok. Sadece elma suyundan yapılan sirke arkadaşlar. Sonucunu göreceğiz. İyi günler diliyorum.